Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayında yeniden sizlerle birlikte karşınızdayız. Maalesef iki gün önce PKK terör örgütünün Türk milletine, Türk ordusuna büyük saldırıda bulunduğu en alçakça faaliyetini iki gün önce öğrendik. 12 tane can, 12 tane canımız yandı, 12 tane eve ateş düştü. Tüm ülkenin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Hadi Özışık'la birlikte bugün gündemi değerlendireceğiz. Üzgünüz, çok üzgünüz. Kendisine hoş geldin demek istiyorum. Evet. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Maalesef yani gencecik fidanlarımız kalleşçe saldırıya uğradı. Yani bir takım bilgiler var bende ama pusuya düşürülerek katlediliyorlar. Mücadele ederken canla başla bu vatan için hiç gözünü kırpmadan. Sen şeyi gördün mü? Bir tane asker yolda yürüyor. Diyor ki komutanım diyor, şehit olmaya gidiyorum diyor. Evet. Saygılarımı sunuyorum. Bir tanesi şehadete ereceğini herhalde hissetmiş olmalı ki şehit olursam bu fotoğrafımı daha çok yayınlayayım. Şey de diyor, Instagram'da paylaşın evet. Tamam mı diyor. Anneme babama yani, diyor. Gözü kapalı bir şekilde bu vatan için mücadele eden nice yiğitler ama ben bir şeyi söyleyeceğim. Burada 7 tane 12 tane şehidimiz var değil mi? Kaç tanesi Kürt? Mardinli var, Gaziantep'li var, Ağrılı var. Ve işin en ilginç tarafı ne? En ilginç tarafı. Şimdi bir tane şehidimizin evine bayrak astılar, evinin evet. Önüne. Evet. O görüntü içimizi dağlamadı mı? İçimizi sızlatmadı mı? Hemen bir devlet harekete geçti. İşte şehidimize ev yapıyoruz falan. Ya bu çocukların hepsi ama hepsi gariban çocuklar biliyor musun? Mesela 12 tane şehit var. 12 tane şehidin olduğu bir günde şimdi gidiyorlar ailelere haber veriyorlar değil mi? Böyle bir ambulans, işte ambulansla gidiyorlar, aile üzülürse, aile bayılırsa, aile bilmem ne olursa ambulansla alıp hastaneye yetiştirelim diye. Çünkü acı haber verecekler. Acı haberi verecekler. Ama en çok nereye gidiyorlar Nazlı? Mesela sen bu ambulanslı şehit haberi verecek olan görevlilerin bir villanın kapısına gittiğini hiç gördün mü? Bu zamana kadar sen hiç... Bu şehit haberi verecek olan görevlilerin o Türk bayrağının asıldığı bir tane rezidansın camını gördün mü? Hep gariban gureba, evet. Garip gurebanın koşa koşa gittiği, vatan için canını ortaya koyduğu şeyler. Şimdi birisi gitmiş, profesyonel olarak çalışmaya başlamış. Maaşı çalışıyor. Şimdi böyle bir tablo karşısında buna baktığınızda, bir de o eve baktığınızda ya diyorsunuz ki arkadaş bu yani kurban olayım Allahu Teala yani Allah onun ömrünü vaktini tamamlamış tamam ama o evi gördüğün zaman insanın aklına o villa geliyor. Evet. O evi gördüğün zaman insanın aklına rezidansın kapısında camında orasında, burasında bu bayrak niye asılmıyor kardeşim? Bir tane ya. İnsan bunu sorgulamak durumunda kalıyor. Bunu sorguladığın zaman da işte bir tarafta vatan uğruna tabii. Canını veren, şehadet şerbetini içen genç, bir tarafta da bari de ki benim bayrağım için yaptı bunu. Ya aile, ailesi geride kalan ailesi bu askerdeki çocuk. Mardin'deki çocuk. Profesyonel asker değil mi? Ya da herhangi bir adını karıştırabilirim. O ailenin geçimine katkı sağlayan bir delikanlı.
Ya da maaş falan filan boş ver. Bu aile burada yoksulluk çekiyor. Gördük işte, fotoğrafta gördük. Evet. Bu aile sabahleyin karnını doyurabiliyor mu, doyuramıyor mu onu bilmiyoruz. Ama evin haline, görüntülere, babanın haline, babanın ayağındaki papuca baktığımızda bu ailenin durumu kötü. O evlat askerden geldiği zaman çalışıp bu ailesine bakacak bir durumdaydı. Evet. O şerefsiz, adi, affedersin bilmem ne Manukyan'ın evlatları, bunlar üzerinde siyaset yapıyorlar ya, Kürt sorunu, Kürt bilmem ne, Kürt, 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 al sana Kürt. Senin şehit ettiğin Kürt. Tabii Kürt davası için konuşuyorsun. Bak, Kürt, al sana Kürt. Aşağılık yaratık, al sana Kürt. Bir ailenin ocağına ateş düşürüyorsun. O ocağa ateş düşürdüğün zaman geride kalanların artık yaşayacak mecali kalmıyor. Sen Kürt gencine kurşun sıkıyorsun, Kürt insanını katlediyorsun, sonra da dönüp diyorsun ki Kürt. Şimdi bunun üzerine birazdan konuşacağız. Yapılan açıklamalar, bildiriler, bildiriye imza atanlar, kalaylar. Tabii şimdi böyle bir tablo karşısında, yani karalar giymekten başka bir şey gelmiyor elimizde. Tamam mı? Karalar giymekten başka bir şey gelmiyor elimizde. Keşke daha fazla sesimiz yükselse. Keşke daha fazla, bilmiyorum yani, sözün bittiği yer derler ya. Sözün bittiği yer abi. Sözün bittiği yer, ama bu işin intikamı da olmalı. Yani artık bu saatten sonra durum, vaziyet intikama döndü. Şimdi biraz da işin siyasi kısmına bakalım. Biz şimdi işin duygusal kısmıyla konuştuk. Evet. İçimizden kusmayı istediğim şeyleri bir takım kısmını en azından kusmaya çalıştık. 12 şehidimiz toprağa düştüğü gün bu Avcılar ilçe başkanı Hüseyin Ergin. Bir açıklama. Gördün mü açıklamasını? Evet. Mustafa'cığım bir verebilir miyiz onu da ekrana? Demlenmek iyidir diyor. Evet. Kinli ve kirli olmaktansa, kula kulluk etmektense demlenmek iyidir. Demlenmek iyi, tabii. Kinli kim, kinli? Biraz konuşalım bununla ilgili. Kim, kin, kin, kin duyan kimdir? Kinini kusan kimdir? Kinini o terör örgütü ve onun destekçileri, onun meclisteki uzantıları, onun ağababaları, o gün kinlerini kusmuşlar. 12 tane şehidimiz var. Hüseyin Ergin, sen böyle bir günde dönüp diyorsun ki kinli ve kirli olmaktansa, kula kulluk etmektense demlenmek iyidir. Alçaksın. Demlen yavrum sen. Sen denlenmeye devam et. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Birazdan detayları konuşacağız. Millet bunları bir demleyecek. Geçen seçimde bunları bir güzel demlemişti. Ama o çay çok demli olmamıştı. Aşırı demli olmamıştı. Bak. Bütün millet bunları, ben, sen, sen, bunlar, bu senin dikkatini nasıl çekti? Oha! Bu kadar da olmaz dedin değil mi? Ya pes dedim ya. Yazıklar olsun dedim. Dedim. Dedim tabii dedim ya. Tüm tabii. Millet bunu not alıyor. Millet bunu not alıyor. Kim? Burada. Kirli? Burada. Ona dil uzatamıyor. Dönüp diyor ki kinli ve kirli olmaktansa kula kulluk. Ulan kula kulluk edenler sizin beraber kol kola girdiğiniz insanlar. Kula kulluk ediyorlar. Onların bir dediğini ki etmiyorlar. Dağdaki o teröristlerin, o hainlerin, o alçakların, o şerefsizlerin. Sevicilik yapıyorsunuz. Evet. O aşağılık yaratıkların talimatlarını yerine getirmektir kula kulluk etmek. Aynen öyle. Doğru. Kirli olan nedir biliyor musun? Kirli olan bile isteye bunların vatana, millete ihanet ettiğini
göre göre bunlarla kol kola girmektir. Kirlilik odur. Adam kirlenmiş. Kirini bertaraf etmek adına demlenmek iyidir diyor. Sen demlen yavrum. Sen demlen. Sen bir demle, demle. Demlemeye devam et. Bu seçim geliyor. Geçen sefer millet size cezanızı kesti. Bu Kandil'de yükselen sesler, size verilen desteklerden ötürü geçen sefer millet sizin biletinizi kesti. Geliyor gelmekte olanı gönderdi. Hadi yallah dediler. Yallah! Şimdi nereye geliyor? Buraya. Şimdi meclise gittiğimizde. Şimdi bu adam ilçe başkanı. Buna tepki gösterdiler. Şimdi toplum ne bekliyor? Toplum diyor ki siyasi partiler olarak el birliği yapın.